Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlarım. Öncelikle Miraç kandilimiz mübarek olsun. Bugünkü dersimizin konusu Miraç kandili nedir? Nasıl değerlendirilmeli? Kandil gecelerinde ne gibi ibadetler yapılmalıdır? Bu konular hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri de Miraç gecesidir. Miraç bir yükseliştir. Bütün sufli duygulardan, beşeri hislerden tertemiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur. Bu ulvi seyahat mucizelerin en büyüğüdür. Miraç mucizesi Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle anlatılmış ve varlığı inkar edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuştur. Bu ilahi yolculuğun ilk merhalesi olan Mescid-i Aksa'ya kadarki safha Kur'an'da şöyle anlatılır. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan alıp çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya seyahat ettiren Allah Celle Celaluhu her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla görendir. İsra Suresi 1. Ayet. Miraç'ın ikinci merhalesi de Mescid-i Aksa'dan başlayarak semanın bütün tabakalarından geçip ta ilahi huzura varmasıdır. Bu safha da Necm suresinde şöyle anlatılır. Bismillahirrahmanirrahim. O ufkun en yukarısındaydı. Sonra indi ve yaklaştı. Nihayet kendisine iki yay kadar, hatta daha da yakın oldu. Sonra da vahyolunacak şeyi Allah kuluna vahyetti. Onun gördüğünü kalbi yalanlamadı. Şimdi onun gördüğü hakkında onunla mücadele mi edeceksiniz? Andolsun ki onu bir kere daha hakiki suretinde gördü. Sidre-i Müntaha'da gördü. Ki onun yanında Meva cenneti vardır. O zaman sidreyi Allah'ın nuru kaplamıştı. Gözü ne şaştı ne de başka bir şeye baktı. Andolsun ki Rabbinin ayetlerinden en büyüklerini gördü. Necm suresi 7 ve 18. ayetler. Miraç kandili Allah'ın emriyle Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhen ve bedenen Burak isimli semavi bir binite binerek Cebrail ile birlikte Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya kadar yapmış olduğu gece yolculuğuna, ki buna İsra denilir. Oradan da bir miraçla manevi asansör ile 7 kat göklere yükselip ta Sidretül Münteha'ya ulaşması, burada Cebrail'i arkada bırakıp Refref denilen ledünni binitle Allah'ın huzuruna varıp onun zat-ı akdesini yakinen müşahede etmesi ve zaman ve mekan üstü konuşması olayına denir. İki aşamalı bu gökler ötesi yolculuk, Peygamberliğin 12. yılında, hicretten 18 ay önce mübarek 3 ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesinde, Regaib gecesinden 20 küsür gün sonra gerçekleşmiştir bu olay. Kadir gecesinin de Ramazan'ın 27. gecesi olması ile aralarında çok gizemli bir tevafuk vardır. Üstad Hazretleri Miraç gecesi ikinci bir Kadir gecesi hükmündedir sözleriyle bu gecenin Kadir gecesinden sonra en kutsal bir gece olduğunu belirtmişlerdir. Ebu Talib'in ve Hatice radıyallahu anhüm validemizin vefatı ile çok hüzünlenen müşriklerin 3 yıl süren ablukası ve taiflerin saldırıları karşısında daralan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve müminler bu Miraç olayı ile çok muhteşem bir teselliye ve ihsan-ı ilahiye nail olmuştur. 3 ayların ilk kandili Regaib gecesi, ikinci ise Miraç gecesidir. Regaib gecesi Zat-ı Ahmediye'nin terakki hayatının
başlangıcının ünvanıdır. Miraç gecesi de Zat-ı Ahmediye'nin terakki hayatının zirve noktasının ünvanıdır. Biraz önce Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde bahsettiğimiz gibi İsra suresi bu olayı, İsra olayını ayrı olarak anlatır. Necm suresi de İsra'nın devamı olan Miraç hadisesini anlatır. Ayetlerde biraz da kapalı olarak anlatılan bu esrarengiz yolculuğu, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadislerinde detaylarıyla anlatmışlardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Kabe-i Muazzama'nın hatim mevkiinde yatarken Cebrail aleyhisselam gelip mübarek göğüslerini yardı. Kalbini zemzem suyuyla yıkadıktan sonra içini iman ve hikmetle doldurup eski haline koydu. Sonra beyaz bir binek Burak ile normalde bir aylık mesafedeki Mescid-i Aksa'ya uçtular. Orada bütün peygamberlerin ruhlarına imam olup namaz kıldırdı. Bu, onların şeriatlerinin asıllarına mutlak varis olduğunu ifade ediyordu. Bir de kendisine su, şarap ve süt takdim edildi. O, fıtri ve tabi olan sütü içti. Bu ise ümmetinin doğru yola iletildiğini ifade ediyordu. Ardından yüceliklere yükseltici bir miraç, manevi asansör ile göklere çıkartılıp 7 kat semaları bir bir dolaştırılmıştır. Birinci katta sırasıyla Hazreti Adem ile, Hazreti İsa ile, Hazreti Yahya ile, Hazreti Yusuf, Hazreti İdris, Hazreti Harun, Hazreti Musa ve son 7. katta ise Hazreti İbrahim aleyhisselam ile görüştü. Melekleri cennet ve cehenneme kadar bütün ahiret hayatını müşahede etti. Bütün mülk ve meleküt alemlerini dolaştı. Cebrail aleyhisselam daha sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi daha da yükseklere çıkardı. Öyle bir fezaya vardılar ki kaderleri yazan kalemlerin cızırtıları duyuluyordu. Nihayet varlıklar aleminin son sınırı olan Sidretül Münteha'ya ulaştılar. Cebrail, işte burası Sidretül Münteha'dır. Ben buradan bir parmak ucu ileri geçecek olursam, diğer bir şekilde bir adım dahi atacak olursam yanarım dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sidre'de 4 kutsal nehir ve her gün 70 bin meleğin ziyaret ettiği Beyt-i Mamur gösterildi. Sonra kendisine şarap, süt ve bal dolu 3 bardak sunuldu. O yine sütü tercih etti. İçtiği süt onun ve ümmetinin fıtratı yani hilkati İslamiyesiydi. Ayrıca şehitlerin ve muttakilerin cenneti olan Cennetül Mevâ'yı temaşa etti. Cebrail'i geride bırakan Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam burada refrefe binerek Arş-ı Âlâ'ya uruç etti ve ta Kabe-i Kavseyn olarak belirtilen imkan dairesinin bitiş, vücut dairesinin başlama sınırına ulaştı. Huzur-ı Kibriya'da Zat-ı Akdes'e ok yayının iki ucu kadar hatta daha fazla yaklaştı. Cemalullah'ı perdesiz ve vasıtasız olarak müşahede etti. Allah Celle Celaluhu ile zaman ve mekandan münezzeh olarak bikemü keyf konuştu. Yani Allah ile görüştü. Şimdi burada Peygamberimiz Allah ile nasıl görüşebilir sorusu akla gelebilir. Bu soru bize her şeyden daha yakın olan Cenab-ı Hakk'a binlerce senelik mesafeyi aşarak 70 bin perdeyi geçtikten sonra Rabbi ile görüşmesi ne demektir? Bununla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Cenab-ı Hak her şeye her şeyden daha yakındır. Fakat her şey ona sonsuz şekilde uzaktır. Mesela güneşin insan gibi aklı olsa da bizimle konuşacak olsa elimizdeki ayna aracılığıyla bizimle konuşabilir. Diğer taraftan biz bir çeşit ayna olan gözümüzle güneşe yaklaşabiliyoruz. Oysa güneş bize 150 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor. Hiçbir şekilde ona yanaşamayız. Güneşe bir derece yaklaşmak için ancak ay kadar büyümek lazım. Bu mümkün değildir. Bu misalde olduğu gibi gerçek anlamda Cenab-ı Hak her şeye yakındır ama her şey ona sonsuz derece uzaktır. Ancak Peygamber
aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla bir anda binlerce perdeyi geçerek miraca yükselmiş, bütün manevi mertebeleri aşarak huzura varmıştır. Bir insan nasıl göklere çıkabilir? Yine burada soruda bunun bir örneği var mıdır? Bir uçak ancak 10-15 bin metre yukarı çıkabiliyor, bir uzay gemisi ancak Ay'a ve Venüs'e ulaşabiliyor, bir insan birkaç dakika gibi kısa bir sürede milyonlarca metre uzaklara nasıl gidip gelebilir sorusu. Yer küremiz yani dünya bir yılda yaklaşık 188 saatlik bir mesafeyi bir dakikada döner. 25 bin senelik mesafeyi bir senede alır. Bu muazzam hareketi ona yaptıran ve bir sapan taşı gibi döndüren bir kudret bir insanı arş-ı alaya getiremez mi? Güneşin çevresindeki o ağır cisim olan dünyayı gezdiren bir hikmet bir insan bedenini şimşek gibi Rahman'ı arşına çıkaramaz mı? Peygamberimiz sadece ruhuyla gitse olmaz mıydı? Soru yine öyleyse neden miraca çıktı? Ne lüzumu var? Evliya gibi ruhu ve kalbiyle gitse yetmez miydi? Gibi sorular da sorulabiliyor. Buna da cevap Cenab-ı Hak görünen ve görünmeyen alemlerdeki güzellikleri göstermek için kainat fabrikasını ve merkezini gezdirmek, insanlığın amel ve ibadetlerinin ahiretteki neticesini göstermek için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı oralara davet etmesi gayet makuldür. Sadece ruhu ve kalbiyle değil, bu seyahate bedeninin de iştirak etmesi gerekir. Görünen alemin anahtarı olan gözünü, işitilen alemin anahtarı olan kulağını arşa kadar birlikte alması gerektiği gibi ruhunun sayısız görevlerini üstlenen alet ve makinesi hükmünde olan mübarek bedenini arşa kadar çıkarması akıl ve hikmet gereğidir. Zaten Cenab-ı Hak cennette bedeni ruha arkadaş ediyor. Çünkü pek çok kulluk görevine ve sınırsız lezzetlere ve acılara beden kaynaklık etmektedir. Öyleyse bu mübarek beden ruha arkadaşlık edecektir. Cennette ruh bedenle birlikte olacaksa, Cennetül Me'va'nın gövdesi olan Siddetül Müntaha'ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zatının arkadaşlık etmesi hikmetin ta kendisidir. Peygamberimiz miraca sadece ruhen çıkmış olsaydı zaten mucize olmazdı. Çünkü her veli ruhen ve kalben o alemlere çıkabiliyor. Peygamberimiz kısa zamanda nasıl gidip geldi? Birkaç dakikada binlerce yıllık mesafeye gidip gelmek aklen mümkün müdür? Yine buna cevap, Cenab-ı Hakk'ın saltanatında hareket ve hızın derecesi farklıdır. Sesin hızı ile ışığın hızı, elektriğin hızı, hatta ruhun ve hayalin hızı birbirinden bütünüyle farklıdır. Gezegenlerin hızları da birbirinden farklıdır. Mesela ışığın hızı 300 bin kilometre bölü saniye iken sesin hızı 360 kilometre bölü saniyedir. Acaba Peygamberimizin latif bedeninin yüce ruhuna tabi olması ruh hızında hareketi nasıl akla ters getirebilir? Yine bir insan 10 dakika uyusa bazı olur ki bir yıllık iş görebilir. Hatta bir dakikada insanın gördüğü rüyayı, rüyada işittiği sözleri, konuştuğu kelimeleri toplansa uyanıkken bir gün belki daha fazla bir zaman gerekir. Demek ki bir zaman dilimi iki kişiye göre değişebiliyor. Birisine bir gün, diğerine de bir yıl hükmüne geçebilir. İşte Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Burak'a binerek şimşek gibi bütün kainatı gezip ilahi huzura çıkıp Rabbi ile sohbet şerefine ermiş, onun cemalini görmüş, emirlerini alıp dönüp gelmiştir. Miracın benzeri bir olay var mıdır? Peygamberimizin miraca çıkması mümkündür fakat her mümkün gerçekleşmiyor. Bunun bir benzeri var mı? Ki kabul edelim gibi bir soruya da miracın çok örnekleri vardır. Bir insan gözüyle bir saniyede Neptün gezegenine çıkabilir. Bir bilim adamı astronomi kanunlarına binerek ta yıldızların arkasına bir dakikada gidebilir. İman sahibi bir insan namazın hareketlerine düşüncesini bindirerek bir çeşit miraçla
kainatı da arkasına alarak ilahi huzura gidebilir. Kalp gözü açık bir veli ilahi sırlara 40 günde ulaşabilir. Hatta Abdülkadir Geylani, Kaddesallahu Sirrahu ve İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi bazı evliyanın bir dakikada arş-ı alaya kadar ruhen çıktıkları bildiriliyor. Yine nurlu bir cisme sahip olan melekler bir anda yerden arşa, arştan yeryüzüne gidip geliyorlar. Cennette cennet ehli müminler cennet bahçelerine kısa bir zamanda çıkabiliyorlar. Bu kadar örnekler gösteriyor ki bütün evliyanın sultanı, bütün müminlerin imamı, bütün cennet ehlinin reisi ve bütün meleklerin makbulü olan Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselam bir anda miraca çıkması, dönmesi, bütün yüce alemleri gezip görmesi gayet makuldür ve şüphesizdir. Evet, bu sorulardan sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah-u Zülcelal Hazretleri ile baş gözüyle görüşmesinden sonra tekrar refrefle Sidre'ye döndü. Orada Cebrail'i asıl hüviyetiyle tıpkı ilk defa Hira'daki gördüğü şekliyle gördü. Mütakiben yine Cebrail'le birlikte göz kırpması kadar kısa bir zamanda dünyaya geri döndüler. Ben Miraç'tan daha güzel bir şey görmüş değilim diyen Peygamberler Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem Miraç yüceliklerinden adeta bir vefa duygusuyla geri dönerken yanında ümmetine çok büyük hediyeler getirmiştir. Miraç'la gelen hediyeler: birincisi, Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam bütün iman hakikatlerini gözleriyle gördü. Melekleri, cenneti, ahireti, hatta Cenab-ı Hakk'ın cemalini gözleriyle müşahede etti. Sözlerinde ve vaadinde en küçük bir hilafı, aksi beyanı olmayan o yüce insan, mümin ruhlara manen şöyle diyordu: sizin inandığınız melekleri, ahireti, Rabbinizin nur cemalini bizzat gördüm. Bu iman esasları vardır, mevcuttur. Tereddüt ve şüphe etmeyiniz. Böylece müminler sonsuz bir imana ermenin saadetine kavuştular. İkincisi, insan her şeyi merak ediyor. Ayda hayat var mı, yok mu diye araştırıyor. Halbuki o ezeli sultanın memleketinde ancak bir sinek kanadı kadar yer kaplıyor. Müminler merak ediyorlar. Rabbimiz bizden ne istiyor? Acaba ne yaparsak Rabbimiz bizden razı olur? Bir yolunu bulsak da doğrudan doğruya Rabbimizle muhatap olsak, bizden ne istiyor anlasaydık derken, iki cihan serveri 70 bin perde arkasından ezel ve ebed sultanının razı olacağı amelleri Miraç meyvesi olarak getirdi. Beşere hediye etti. Bu hediye başta namaz olmak üzere İslam'ın diğer esasları ve ibadetleridir. Üçüncüsü, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ebedi saadet definesinin anahtarını alıp getirmiş, cinlere ve insanlara hediye etmiştir. Peygamber Efendimiz kendi gözüyle cenneti görmüş, sonsuz saadetin varlığını müşahede etmiş ve bu büyük müjdeyi haber vermiştir. Öyle ki bir adama idam edileceği anda affedilerek padişahın yakınında bir saray verilse ne kadar sevinir. Öyle de bütün cinler ve insanlar sayısınca toplu bir müjde olan bu sevinç ne kadar önemli ve değerlidir. Yani bir insanın Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölen kimselerin günahlarının affedileceği ve cennete girecekleri müjdesi getirilmiştir. Dördüncüsü, Peygamber Efendimiz Miraç'ta Cenab-ı Hakk'ın cemalini görme nimetini tattı. Bu manevi nimetin cennette müminlere de nasip olacağı müjdesini verdi. Ayın 14'ünü nasıl açıkça gözünüzle görüyorsanız, Rabbinizi de öyle cennette apaçık göreceksiniz buyurarak bu ezeli müjdeyi bizlere hediye olarak getirdi. Beşincisi, insan kainatın en kıymetli bir meyvesi ve kainatın sahibinin en nazlı bir sevgilisi olduğu Miraç'la anlaşıldı. Kainata nispetle küçük bir varlık, zayıf bir canlı olan insan bu meyve ile
öyle bir dereceye çıktı ki bütün varlıklar üzerinde bir makam ve mevki kazandı. Çünkü rütbesiz bir askere sen paşa oldun dense ne kadar sevinir değil mi? Öyle de aciz, fani, devamlı ayrılık ve zeval tokatını yiyen bir çare insana birden sonsuz ve baki bir cennette Rahman ve Rahim olan Allah'ın rahmetine gireceksin dendiğinde o insan ne kadar büyük bir mevki ve makama çıkar. Cennette hayal hızında, ruh genişliğinde, akıl akıcılığında, kalbin bütün arzularında Cenab-ı Hakk'ın ebedi mülkünde seyir ve seyahate erecektir. Cenab-ı Hakk'ın nur cemalini seyretme nimetini tadacaktır. Böyle bir insanın kalp ve ruhu ne kadar büyük bir sevince kavuşur tahmin bile edemezsiniz. Miracın bu meyvesi insanın en büyük arzu ve hedefidir. Üstad Hazretleri Risale-i Nur'da Leyli Miraç ikinci bir Leyli Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden yine çıkar. Şirket-i Maneviye sırrıyla inşallah her biriniz 40 bin dil ile tesbih eden bazı melekler gibi 40 bin lisan ile kıymettar gecede ve sevabı çok bu çilehanede ibadet ve dualar edeceksiniz ve hakkımızda gelen fırtınada binden bir zarar olmamasına mukabil bu gecedeki ibadet ile şükredersiniz diyor. Bu gecenin manevi bir fırsat bilinip değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekmişlerdir. Yine fıkıh kitaplarında Miraç gecesi namazından bahsedilmektedir. Bu namazın kılınması müstahsen uygun görülmüştür. 12 rekattir. Her rekatinde Fatiha suresiyle beraber herhangi bir sure okunarak 2 rekatte bir selam verilir. Sonra da 100 kere Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber denilmelidir. Mütakiben ise 100 kere tövbe ve istiğfar edilip 100 kere de Efendimiz Aleyhisselam'a salatü selam getirilmelidir. Gündüzünde de oruçlu bulunmalıdır. Zira bu halde günaha dair olmaksızın yapılacak her duanın kabul edileceği inayet-i ilahiyeden umulur. Ayrıca bütün müminlere dua etmeyi de unutmamalıdır. Yine kandillerin değerlendirilmesi hususunda Miraç gecesi olur. Önümüzde Kadir gecesi, Berat gecesi, bütün gecelerin değerlendirilmesinde yapılacak ve yapılması gereken önemli bir takım af ve mağfirete nail olma, ecir ve sevap kazanma, manevi terakki kaydetme, bela ve musibetlerden kurtulma ve rızah-ı ilahiye ulaşma vesileleri vardır ki bunlardan bazılarını sizlere saymaya çalışacağım. Birincisi Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlemeli. Uygun mekanlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli. Kelamullah'a olan sevgi ve saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. İkincisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selamlar getirilmeli. Onun şefaatini ümit edip ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. Üçüncüsü kaza, nafile namazlar kılınmalı. Varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir. Kandil gecesi özü itibariyle ibadet de ihsan şuuruyla ihya edilmeli. Dördüncüsü tefekkürde bulunmalı. Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir gibi konular başta olmak üzere hayati meselelerde derin düşüncelere girmeli. Beşincisi geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı ve şimdinin ve geleceğin plan ve programı çizilmeli. Altıncısı günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli. İdrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunmalı. Yedincisi bol bol zikir, evrat ve eskarda bulunmalı. Sekizincisi müminlerle helalleşilmeli. Onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı. Dokuzuncusu küs ve dargın olanlar barıştırılmalı. Gönüller alınmalı. Kederli yüzler güldürülmeli. Onuncusu kişi kendine ve diğer mümin kardeşlerine hatta isim zikrederek dua etmeli. Onbirincisi üzerimizdeki hakları olanlar aranıp sorulmalı. Vefa ve kadir şinaslık ahlakı yerine getirilmeli.
12.'si yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilmeli. Sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli. 13.'sü o gece ile ilgili ayetler, hadisler ve bunların yorumları ile ilgili kitaplardan, ferden veya cemaatten okunmalı. 14.'sü dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli. Vaaz ve nasihat dinlenmeli. Şiirler okunmalı. İlahi ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturulmalı. 15.'si kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı. 16.'sı sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli. Hoşnutlukları alınmalı ve manevi iklimlerinde vesile oldukları sebebiyle Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunulmalı. 17.'si vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli. İman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli. 18.'si hayattaki manevi büyüklerimizin, üstadlarımızın, anne ve babalarımızın, dostlarımızın ve yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesajla tebrik edilmeli, duaları istenmeli. Yine bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı. Kütüb-ü Sitte'den bir hadisle sohbetime burada son vereceğim. Mübarek gecelerin ihyası ile ilgili hususi bir ibadet mevcut değildir. Namaz, tilaveti Kur'an, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir. Mübarek gecelerde kılınan bazı hususi namazlar sünnette mevcut değildir. Muteber bir rivayete de istinat etmezler. Bu, o gecelerde namaz kılmak mekruh anlamına gelmez. Teheccüd ve nafile namazları teşvik eden rivayetler çoktur. Yani bunlar teşvik edilir. Bunların mübarek gecelerde yapılması elbette daha faziletlidir. Çünkü o geceler önemli gecelerdir. 1'e 10, 10'a 100, 100'e 1000 yazılır. Kandil gecelerine ait olduğu kaydedilen namazları da ayrıca kılmakta bir beis yoktur. Sevaptan hali değildir. Allah gecenizi ve kandilinizi mübarek eylesin. Allah'a emanet olun sevgili kardeşlerim.